onu şehit ettiler. Geldik sandılar, başardık sandılar ama şunu unuttular: Muhsinler ölmez, şehitler ölmez, Muhsinler ölmez. Kayseri İl Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün 13. yıl dönümü anısına program düzenledi. Programda çeşitli gösteriler sergilenirken katılımcılar Yazıcıoğlu ve beraberinde hayatını kaybedenleri yad etti. Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda yapılan etkinliklerde çeşitli gösteriler sahnelendi. Programda şiirler okundu, tilavet yapıldı, şarkılar ve türküler söylendi. Zeybek oyunu sergilendi. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberinde hayatını kaybedenlerin atları anılarak yoklamalara alındı. Alperen Ocakları'ndan gelen genç katılımcılar "Katiller bulunsun, hesap sorulsun" şeklinde slogan attı. Törene Büyük Birlik Parti üyesi Nevzat Yıldız, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Nizamettin Şafak, Alperen Ocakları temsilcileri, Büyük Birlik Partisi Kayseri Yönetim Kurulu üyeleri, ilçe başkanları, davetliler, parti mensupları, merhum Yazıcıoğlu'nun sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış konuşmasını yapan Büyük Birlik Partisi Hacılar İlçe Başkanı Musa Çevrim şunları söyledi: "Bundan tam 13 yıl önce şehadet mertebesine erişen şehit liderim Muhsin Yazıcıoğlu'nu saygıyla, rahmetle ve minnetle yad ediyorum ve buradan ilan ediyorum. Son Alperen, son nefesini verene kadar Muhsin Başkanımız yaşayacak, davası yaşayacaktır. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ilk günkü heyecanıyla sizlere sesleniyorum. Bizler siyaseti bir fazilet yarışı olarak görüyoruz. Bir benlik kavgası olarak değil, feragat ve diğer gamlık olarak görüyoruz. Farz-ı kifaye olduğuna inanıyoruz. Farz-ı kifayenin bize düştüğünü gördüğümüz için bugün bu meydandayız. Ve inşallah Muhsin Yazıcıoğlu'nun davasını Genel Başkanımız Mustafa Destici Bey ve Alperen Ocakları Genel Başkanımız Samet Bağcı Bey'in öncülüğünde bütün teşkilatlarımızda birlik ve beraberlik içerisinde yaşatacağız. Yaşatmak için çaba harcayacağız. Katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyor. Bütün şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Ve sizden şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun ruhuna birer Fatiha okumanızı rica ediyor. Saygılar sunuyorum." Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Nizamettin Şafak ise şunları söyledi: "Hain bir kıyas sonucu şehit edilen Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı ve ebedi liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu şehadetinin 13. yılına anma programına hepiniz hoş geldiniz. Bu gece dolu dolu geçmesi gerekir diye düşünüyorum. Rahmetlinin anıları bitmez, herkeste bir anısı vardır. İzniniz olursa ben de küçük bir anımı anlatmak istiyorum. Küçük ama çok anlamlı bence. Son genel kurulumuz oluyordu. O zaman il yönetimindeyiz. Ben arkadaşlara dedim, gençleri aramıza alalım. Gençlere yol verelim, aramızda yetişsin. Ben geri çekileyim, benim yerime bir genci alın. Rahmetli genel başkanımız da tam kapıdan içeri girerken yönetim kurulu başkanımız der, Nizamettin Şafak bunu söyler. Rahmetli kürsüye çıkar, iyi niyet temennisinde bile bulunmadan der ki, ben de emekliyim. Hem de balda emekliyim. Sen bırak, benim bırakalım. Emekliyiz diye de ortalığı isteviğine, bu seviye mi bırakalım? Bırakmak yok, yola devam dedi. Devam ediş o demiş. Ayaklarımız halen burada, daha da burada. Çıkmayacaktı. Bu davanın uğruna Allah için, zaten bizim siyasetle alakamız yok. Malum kürsüde de siyaset yapamıyoruz, o da malum ama Allah'ın rızası için, Allah için bu yola devam ediyoruz. Rabbim izin verdiği sürece bu davayı en yükseklere ulaştırmaya gayret sarf edeceğiz.